Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Ortalıkta kimse görünmüyor. Ah Seyfa. Umarım delilik yapmadın. Hadi abicim aç şu telefonu ya, aç. Ah da abicim, ah. Bekle dedim, değil mi? Seyfi. 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 Ah Seyfi, ah. Hemşireler, doktorlar içeriye koştu. Babana bir şey olmasın Allah'ım. Kesin bir şey oldu babama, kesin. Ayça, ne olur böyle yapma. Niye kimse bir şey söylemiyor İlyas? Niye bir Allah kulu bir şey söylemiyor? Ayça Hanım, birazdan haber alırız. Lütfen sakin olun. Allah'ım ne olur babama bir şey olmasın. Allah'ım ne olur. Hayır, hayır. Anne, 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 anne,
sakin ol. Komutanım, Gökçen Hanım içeride neler olup bittiğini haber veririm demişti. O da içeriden çıkmadı. Yoksa o kurtulacak evlat. Komutan kurtulacak, merak etme. Çokluyorum. Herkes çekilsin. Şarjla hemşire. Hazır. Hazır. Çokluyorum. Herkes çekilsin. Hocam bir kez daha de. Şarj et kızım. Hazır. Hazır. Çokluyorum. Herkes çekilsin. Nabız geldi hocam. Tamam. Kan takviyesine devam edelim. Kanama devam ediyor. Durumu hala çok kritik. Acele edelim arkadaşlar, hadi. Bombayla tuzaklamışlar. Kim tutuyorsa kapıyı oynatmasın. Demir, kımıldatmasın. Emredersiniz komutanım. Yörük halledebilir misiniz? Babalar, bir şunun cinsine oynayıp bakalım. Hadi Batur. Bakalım komutanım. Yaparsın bu işi. Komutanım, Fünye'yi misineye bağlamışlar. Orası tamam da. Misine içeriden bir tetikleyiciye bağlı. Yani bu da demek oluyor ki kapıyı bir milim oynatırsak geçmiş olsun. Babalar duydunuz. Kapı milim oynarsa hepimiz parça pinçik oluruz. Demir, duydun aslanım, oynatma sakın. Emredersiniz komutanım. Candaş, bak sakin ol. Sakın elini kıpırdatma. Tamam babuş. Batur baba, halledebilecek mi seni? Hallederiz komutan. Komutanım, siz ne olur ne olmaz kapıdan uzaklaşsınız. Buradayız aslanım. Komutanım. Ama siz... Demir, buradayız. Emredersiniz komutanım. Demir, sen ne yap ne et, kapıyı oynatma. Emredersiniz komutanım. Selçuk, keski. Buranın, buranın.
Şimdi tetikleyiciyi hareketlendirecek mekanizma bu. Bu kabloyu devre dışı bırakırsak... Komutanım, buna gizli bir tetikleyici daha yerleştirmişler. Şu mu? Evet komutanım. Aferin lan Selçuk. Çok iyi gördün ha. Bu mudur? Evet. İyi o zaman. Batur. Yap şunu aslanım. Tamam, tamamdır. Açabilir miyiz? Demir hareket ettirebilir kapıyı, tamam. Oh. Elinize sağlık beyler. Hepimize komutanım. Ya böyle bir şey yok, ömrümden ömür gitti. Kalleş şerefsiz. Az kalsın havaya uçuyorduk. Eşkal tespit edilen araç burada ama... bir içeri bakalım, işe yarar bir şey bulabilecek miyiz? Hadi. Seyfi, kendine gel. Haydar yüzbaşı yöntemi. Seyfi, kendine gel. Yavaş, yavaş. Uy, daye. İyisin. Uy. Böğrüm yanıyor. Çiğdem. Böğrüm yanıyor. Yavaş. Bana tutun. Ay Allah'ım ya, korkuttun beni. Nefes alamıyorum. Ayıptır söylemesi, şeytan çamışa döndüm vallahi. İyi misin? Yok. Ya bu benim üstümde olmayaydı var ya. Kesin öbür tarafa gitmiştim bu sefer. Baksana tam böyle sağ tarafa gelmiş. Benim kalbim sağda ya, ondan şey ettim yani. Yavaş bana tutun, acele etme. Bak gördün mü? Bir de çelik yelek giymeyeceğim diye inatlaştın benimle. Bu da sana ders olsun. Ya ondan değil de o beni şerefsizi beni arkadan ateş edince kurşun böyle dalıma geldi. Dalıma gelince böyle nefesim kesildi. Döndüm böyle tam ateş edeceğim bu sefer de kurşun böğrüme saplanınca böyle nefesim tamamen kesildi. Bir ara böyle iki tane öldü. Ondan sonra yayın gitti zaten. İyi misin şimdi? İyiyim. Yavaş dinle. Hayır Seyfi, ne yapıyorsun? Kaç tane oldu onu sayırım. Ya ne kaçıncı Seyfi, kafana da mı darbe aldın? Ya öldürmeyen Allah öldürmez diyorlar ya. 9 canlı mıyım değil mi ya? Çekirgenin kaçıncı sıçrayışı bu? Gene yırttım. Allah'ım ya. Neyse, sen yine tedbiri elden bırakma da dikkatli ol, tamam mı? Doğru söylüyorsun. Ya bu Orta Doğu faresi gene kaçtı elimizden ya. Ya ben sana demedim mi? Ben gelene kadar müdahale etme diye. Ha? Sen benim niye lafımı dinlemiyorsun? Ya ben senin lafını dinledim Teğmen'im. Ben böyle
bekliyordum, bir baktım ki araba geldi. Dedim şimdi bu Velit arabaya biner kaçar. Dedim plakayı ne bileyim, arabanın modeline bakayım derken adamlar beni görünce mecbur kaldık, çatıştık artık yani. Neyse oğlum, oldu artık. Hadi çok oyalandık. Yan önce etraf bakalım da belki ipucu falan buluruz. Hadi. Dikkat et. İyi misin? İyiyim. Böyle olmaz mı? Tabura dönünce sana bir baktıralım. Kanamayı durduramıyoruz. Kan takviyesine devam edin. Tamam hocam. Nabzı düşüyor. Tek ünite kalmış hocam. Kesinlikle yetmez. Kan bankasıyla iletişime geçin çabuk. Acele edin. Tamam hocam. Sıfır negatif. İnşallah ellerinde vardır. Yeşim hemşire. Nedir durum? Hala kritik. Acil kana ihtiyacı var. Hemen kan bankasını arayıp geliyorum. Tamam. Esin Hanım. Sağ ol evladım. Daha önce soracaktım ama bu telaş içinde fırsat olmadı evlat. Sen Timin'le beraber gitmedin. Ama komutanın yanındaydın. Üstelik de sivilsin. Ne işin vardı senin orada? Şey, ben... Evlat, tehlikeli sularda yüzmüyorsundur umarım. Komutanım. Bu konuyu sonra konuşacağız seninle. Kürşin Hanım. Kutalmış Paşa'nın acil kana ihtiyacı var. Nadir bulunan bir kan ve maalesef kan bankasında yok. Bizim tutmuyor ki. Hangi kan grubu? Sıfır negatif. Bu benim kanım. Yani benim kan grubum. Ben hemen verebilirim. İlyas, hemen alalım. Tamam. Bu arada İlyas'ın kan vermesi yeterli olmayacaktır. Ben karargahla iletişime geçeyim. Tamam. Hadi. Hadi İlyas. Assubay Gümüş. Dinliyorum komutanım. Anladım komutanım. Tamam. Ben hemen organize ediyorum komutanım. Beni seven yanında mevziyasın. Bu ne lan? Komutanım. Komutanım ne oldu? İyi misiniz? Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Tövbe. Bu ne gözüm? Lan beni seven gelsin yanımda mevziyasın. Bu ne? Ne lan bu? Ne oldu yerim? Baba buraya gelip yani benim gördüğümü görmen lazım ama. Görmek ister misin bilemedim. Gidip bakalım şunlara. Onun burada ne işi var komutanım? Yürük. Ama bu
Bu bildiğin ölü. Ceset. Mevta. Ya babalar bak. Ben mesleki icabı hani diri gördüğüm kadar ölü de görmüşümdür. Hani ölüden korkmam. Çok şükür ölümden de korkmam. Bu yıkanmış, kefene sarılmış, talkını verilmiş. Bu ne ya? Bunun ne işi var burada? Açın yüzünü bakalım kimmiş. Ben açmam. Oğlum açın lan biriniz. Ben hallederim. Tövbe bismillah ya. Çok genç çocuk ya. Komutanım bu en az bir iki günlük. Bu kim ya? Markus'un adamlarından desek. Niye kefene sarıldı değil mi? İlhan, harekat merkeziyle görüşürsün. Emredersiniz komutanım. Buyurun komutanım. Bu Markus şerefsizin de manyaklık bitmiyor yemin ediyorum ha. Assubay Gümüş. Assubayım. Yüzbaşı Bozok. Dinliyorum komutanım. Başak. Bu Markus için eşkali verilen araç bulunduğumuz yapının içinde ancak Markus'tan herhangi bir izler rastlamadık. Hemen bu yapının etrafındaki güvenlik kameraları incelensin. En az 2 saat öncesine ait. Araç giriş trafiğine bakılsın. Emredersiniz komutanım. Aynı zamanda bu yapının içinde kefene sarılı bir ceset var Başak. Emniyet güçleriyle irtibata geç. Belki bir ihbar falan vardır. Tamam. Emredersiniz komutanım. Nasıl bir manyaklık abi? En beyaz olmuş, morarmış, tövbe yarabbim. Allah belasını versin ha. Yine elimizden kaçmayı başardı. Hiçbir yerde iz yok. Teğmen Çiğdem Mülgen komutanım. Dinliyorum Teğmen'im. Komutanım, Beyt'in izine ulaştık. Ama maalesef elimizden kaçırdık komutanım. Anlıyorum. Emrinizi bekliyoruz komutanım. Teğmenim, Markus generale bir suikast girişiminde bulundu. Şu anda hastanedeyiz. Kutalmış Paşa, o iyi mi komutanım? Durumu nasıl? Durumu... Şu anda ameliyatta. Kılıç Markus'un izini sürüyor. Siz sınırdaki tabura geçip benden haber bekleyin Teğmenim. Emredersiniz komutanım, emredersiniz. Teğmenim, Kutalmış Paşa'ya ne olmuş? Markus, suikast girişiminde bulunmuş Seyfi. Uyş! Durumu nasıl? Bilmiyorum ama Kopus Albay'ın sesi çok kötü geliyordu. Yani durum pek iyi değil herhalde. Allah'ın belaları. Ya öyle bak Markus'a ya. O yerden bitme Markus'a bak, yaptıklarına bak. Allah belalarını versin ha. Bak Karis, elimiz kolumuz bağlı kaldık böyle. Yapacak bir şey yok Seyfi. Tabura gideceğiz, Kopus Albay'ın emrini bekleyeceğiz. Hadi çabuk olalım. Komutanım. Doğan. Kana ihtiyaç varmış. Başak komutan söyledi komutanım. Kan grubu tutan kim varsa bulup getirdik komutanım. Doğan, zorlama falan yok değil mi? Yok komutanım, ne zorlaması? Herkes gönüllü. Yani Kutalmış Paşa'nın adını duyan zaten koşa koşa geldi komutanım. Bir bu kadar daha vardı da komutanım. Biz acil değil, servise binip geldik komutanım. Peki sen? Senin kanın tutuyor mu ki? Benimki tutmuyor komutanım. Ben de başkasına belki şifa olur diye vereyim dedim komutan. Aferin, ne iyi yapmışsın.
Sağ olun çocuklar. Hepiniz çok sağ olun. Komutanımız kurtulacak. Siz hiç merak etmeyin. O çok güçlüdür o. Güçlüdür o. Asubayım, emredin komutanım. Sen askerlerimize eşlik et, refakat et. Bir de Gökçen hemşireyi bul. Hadi bakalım. Emredersiniz komutanım. Doğru. Buyurun komutanım. Paşa'dan bir haber var mı? Henüz yok Yörük. Ama adamı helikoptere götürürken durumu çok ağır diye. Allah kahretsin ya. Of! Abi geç kaldık geç. Geç kaldık. Bu şerefsiz sınırı geçmeden onu bulmamız lazım, indirmemiz lazım. Assubay Yazır. Komutanım. Başak Assubay. Dinliyorum Assubayım. Komutanım. Uydu görüntülerinden tespit ettiğimize göre bulunduğunuz yapıdan yaklaşık bir saat önce bir cenaze aracı ayrılmış. Ayrıca emniyete de sabah saatlerinde üzerinde cenazesiyle birlikte bir cenaze aracının çalındığı ihbarı yapılmış komutanım. Tamamdır Assubayım. Cenaze aracının koordinatı belli olunca hemen yolla bize. Emredersiniz komutanım. Ya. Ya sen nasıl bir kansız insansın? Sen insan değilsin ya. Abi bir insanda var ya, vicdan, gurur, haysiyet, namus olmayınca benim midem kalkıyor. Allah düşmanın bile namuslusunu versin ya. Sen nasıl bir şerefsiz ki? Sen nasıl bir adam değilsin ki? Giden cenaze aracını durduruyorsun, içinden mefta alıp atıyorsun, içine binip gidiyorsun. Şerefsiz. Ya komutanım bu Markus denen şerefsizi bir gün biz o tabuta sokacağız da o tabutun içine soktuktan sonra dirilecek, karşımıza böyle zombi gibi, ortlak gibi çıkacak bu herif ya, o kadar yani. Tabuta girmek nedir ya? İnşallah o tabuta girer de ebeden ya çıkamaz bir daha şerefsiz. Girecek babalar, girecek. Biz sokacağız o tabuta. Onun biletini biz keseceğiz. Var ya, bu saatten sonra Markus denen şerefsizi dört kolluya bindirmeyen kılıç davul olsun. Komutanım. Aracın koordinatları geldi. Tamam kardeşim, hadi şu arabaları alalım. Vakit kaybetmeden uzayalım. Hadi, Demir. Hadi. Selçuk. Önümüzdeler. Bas dayı, bas. Hüseyin'im, hemen önümüzdeler. Anlaşıldı komutanım. Yörük, sen bas, önüne geç. Otur. Siz arkada kalın. Biz öne geçiyoruz. Anlaşıldı komutanım. Demir, yapış şuna. Hadi koçum. Emredersiniz komutanım. Babalar, insan bana da bırakır bir tane. Ulan hepi topu iki kişisiniz. Niye teslim olmuyorsunuz? Böyle geberir gidersiniz ölü soyucu sizi. Beyler.
serbestsin! Sakin ol. Ya Yörük, ben çıldıracağım. Bu bıktım ben. Bu lanet herif gebermeden yemeyeceğim, içmeyeceğim, uyumayacağım. Hiçbir yemeyeceğim. Bıktım lan ben bundan. Allah'ın belası. Dinliyorum yüzbaşım. Sağ ol evladım. Çok sağ ol. Rica ederim. Çay veya kahve bir şey içmek ister misiniz? Şu an tek isteğim babama hiçbir şey olmaz. Allah'ım ne olur ona bir şey olmaz. Babam bizi bırakmayacak. O neler atlattı bunu da atlatacak. Dua edelim kız. Dua edelim ya. Tamam yüzbaşım, siz karargaha dönün. Komutanım, kılıç değil mi? Ha. Kılıç karargaha dönüyor. Markus izini kaybettirmiş. Komutanım, bir haber yok mu daha? Hayır Sedat. Siz ne yaptınız? Kan verme işi bitenleri servislerle karargaha yolladık komutanım. Komutanım, belki bana ihtiyaç olur diye ben kalayım istedim. Tamam Doğan. Baba, babam, babam. Ameliyat şimdi bitti. Birazdan yoğun bakımı alacaklar. Durumu nasıl? Durumu nasıl? Doktoru gelince size açıklar. Niye? Doktor bey, babam. Hastayı buraya getirdiklerinde çok kan kaybetmişti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale onu hayatta tutmuş. Ameliyatta biz de elimizden geleni yaptık. Yalnız şu an hayati tehlikesi devam ediyor. Bu geceyi atlatması çok önemli. Açık söylemek gerekirse durumu oldukça ciddi. Bundan sonra yoğun bakımda takip edeceğiz. Elbette elimizden geleni de yapacağız. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun doktor. Ayça. Ayça yapma böyle, yapma. Ne için mutlu bir şey söylemedin? Sen de duydun baba. Allah'ım, Allah'ım onu bize bağışla. Ne olursun onu bize bağışla. Ayça, sakın merak etme. Bu iyi olacak. Esin Hanım. Kızım, benim karargaha dönmem gerekiyor. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Sadece ona bunu yapanların yanına bırakma. Tek istediğim bu. Komutan bunu atlatacak. Siz yeter ki inancınızı kaybetmeyin, olur mu? O bunu atlatacak. Sedat. Emredin komutan. Yanlarından bir saniye bile ayrılmıyorsun. Bir şeye ihtiyaç olursa da ararsın. Emredersiniz komutan. İbrahim Bey. Benim nöbetim yok ama ben de bu akşam hastanede kalacağım. Onları yalnız bırakmam. Merak etmeyin. Bir gelişme olursa size haberdar ederim. Teşekkür ederim Gökşen Hanım. Biraz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol evladım. Çok sağ ol.
Turan, helikopter mi? Komutanım, Kurtulmuş Paşa'nın durumu ile ilgili bir gelişme var mı? Yok Sancar, maalesef. Biz de haber bekliyoruz. Siz nereye? Sınırda yeni bir üssün kurulmasına refakat edeceğiz komutanım. Anladım Tevhidim, iyi görevler. Sağ olun. Komutanım, şimdi ne yapacağız? Vallahi haber beklemekten başka yapacak bir şey yok Üçköy. Ama en ufak ihbar geldiğinde gidip o tepesine çökeceğiz babalar. Dikkat! Rahat da dinle. Komutan ameliyattan çıktı. Ama hayati riski var. Durumu ciddiyetini koruyor. Şu anda yoğun bakımda tutuluyor. Sınır kapıları, havalimanları, demir yolları, sahil güvenlik, karayolları. Aklınıza gelebilecek her birim şu anda teyakkuzda. Sınır hattında da devriye sayısı arttırıldı. O Markus denen alçak, o şerefsiz bulunana kadar kimse bir yere gitmeyecek. O çakalın leşini alana kadar kimse uyumayacak. Bu karargah uyumayacak. Kılıç, size emrimdir. Burada hazır bir şekilde bekleyeceksiniz. Ben operasyon emri verdiğimde 5 dakika içinde sizi helikopterde istiyorum. 6 değil, 5 dakika. Anlaşıldı mı asker? Emredersiniz komutanım. Güzel. Suriye'ye geçtiğim için sevineceğim aklıma gelmez. Kapalı yerde kalmaktan klostrofobi oldum. Tamam. Nerede bu Berit? Bilmiyorum, burada olacak. İyi insan çomağın üstüne gelirmiş. Geldiniz mi Markus? Yok, gelmedik, yoldayız. Bu bizim hayalimiz. Evet, kötü bir espri oldu. Ama nerede kaldınız Berit? Ya Markus, bir etrafına bak, bak. Burada akıcı bir trafik görüyor musun? Trafik ışıkları, he? Yok mu? Ayva! De kalkmış bana, nerede kaldın diyorsun ya? Burası iç savaşta, iç savaşta. Bundan olabilir mi acaba?
Peki hadi gidelim. Olduğunu gördük kalın. Lan. Sıkın kardını. Türk askeri her yerde beni arıyor. İşi sıkı tutuyorlar. Öldürme zevkimiz var, onun da içine ettin. Kardeşim. Yes. Şimdi arasan da kızın cevap verebileceğini zannetmiyorum. Şey komutanım, aramayacaktım zaten. Yani sadece öyle bakıyordum. Bir şey demedim aslanım, bir şey demedim. İlyas. Sen elinden gelen her şeyi yaptın aslanım. Komutan şu anda nefes alıyorsa bil ki senin sayın. Aynen babalar. Sarışın kurtarmış paşaya kan da vermiş, göküş söyledi. O değil de Sarışın şimdi Kutalmış Paşa senin kızıyla konuştuğunu öğrendi ya. Yani uyanınca da ne tepki verecek ben merak ediyorum açıkçası. Kesin bu emri verecek. Vallahi komutan bir gözlerini açsın da isterse kurşuna dizsin gıkım çıkmaz. Ben komutana arz ediyorum hemen. Albayın odaya mı gidiyor ya? Bu Tansu Paşa ile ilgili haber mi geldi acaba? Ayrılmadı o an buralardan. Kesin bir haber gelecek. Gel. Komutanım.
Aslı'yım. Komutanım, Suriye sınırına yakın bir noktada kaçak geçiş ihbarı alan bir sınır devriyemiz teröristlerle sıcak temas haline girmiş. Verilen işgallere göre teröristlerin içinde Markus'un da olduğu değerlendiriliyor komutanım. Hemen o noktanın net koordinatlarını istiyorum Aslı'yım. Komutanım, bir de... Evet? Bir şehidimiz var komutanım. Ne? Evet komutanım. Çatışma esnasında bir askerimizin yaralandığı, bir askerimizin şehit düştüğü bilgisi geçildi. Yaralı askerimizin ifadesine göre arkadaşını öldüren terörist Markus... Evet. Yakın mesafeden kopuz albayınıza selam söyleyin diye bağırarak ateş etmiş komutanım. Ve şey demiş... Evet, kızım taksit anlatma şunu, söyle işte. Onu da generalin gittiği yere göndereceğim demiş komutanım. Yanındaki adamların altısı etkisiz hale getirilmiş. Ancak maalesef bir şehidimiz var komutanım. Allah'ın belası. Onu selamıyla birlikte yerin 7 kat dibine gömeceğim. Kılıç operasyonu için hazır olsun. Çakalavuna çıkıyoruz. Emredersiniz komutanım. Onu o Mehmetçiğin kanında boğacağım. Alçak herif. Gidiyoruz. Dikkat! Kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Markus Suriye sınırında görülmüş. Sıcak temas olmuş. Ve maalesef bir Mehmetçiğimizi şehit etmiş. Helikopter bizi çatışmanın olduğu noktaya indirecek. Ondan sonra her taşın altına bakacağız. Yüzbaşım. Emredersiniz komutanım. Kılıç helikopter mi? Komutanım izninizle. Evet. Operasyona siz de mi katılacaksınız komutanım? Evet yüzbaşım. Komutanım, özür dileyerek söylüyorum ama Kutalmış Paşa'nın durumu iyi değil. Burada size daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum komutanım. Yüzbaşım, ben o şerefsizi istiyorum. Ben o şerefsizin kellesini istiyorum. Ve bunu gidip bizzat kendim alacağım. Komutanım. Yüzbaşım, vakit kaybediyoruz. Komutanım. Evlat, bir Mehmetçiğin şehit etti. Benim komutanım, abim, öğreticim. Tüm General Ahmet Kutalmış şu anda bir hastane köşesinde ölümle pençeleşiyor. Ve o Mehmetçiğe o kurşunu sıkarken bana selam gönderiyor. Bana selam gönderiyor yüzbaşım. Evlat,
Türkiye Cumhuriyeti bu hesapları kapatmam için bana bu üniformayı giydirdi. Ve ben bu hesabı kapatırım. Kapatacağım. Komutanım, o şerif size karşı olan öfkenizi anlıyorum. Haklısınız da. Ancak izninizle komutanım. Bozok yüzbaşı haklı. Burada, karargâhta size daha çok ihtiyaç var komutanım. Komutanım, size askerlik onurum üzerine yemin ederim. Bana ve timime yol verin. O şerefsizin leşini ayaklarınızın altına atacağız komutanım. Özel kuvvetler komutanı ölümle burun buruna. Bir şehidimiz var. Ben şimdi gidip istifamı yazacağım ve imzalayacağım. Eğer o alçağın kendisi alınamazsa da o istifayı işleme koyacağım. Size emrediyorum. O namussuzu etkisiz hale getirmeden karargâha dönmeyin. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Kılıcınız keskin olsun. Sol! Subayım. Beni Teğmen Çiğdem Ülgen'le görüştürün hemen. Emredersiniz komutanım. Biraz ezilmiş ama önemli değil. Ağrı kesici bir krem ve bir hap vereceğim. Onları kullan, hiçbir şeyin kalmaz. Ya, Allah razı olsun sizden hekim doktorum. Komutanım binbaşım. TMM dedim, vallahi benim bir şeyim yok. O ısrar etti, illahi doktor görsün diye. Allah razı olsun. Bu çelik yelek olmasa vallahi ben çok daha cennetini boylamıştım ha. Ya kusura bakmayın. Size böyle zahmet verdik. Komutanım ben bir kere daha vuruldum ha. Böyle sol tarafımdan ha. Böyle kalbimizde ama benim kalbim sağdadır ha. Vallahi o yüzden yani o zaman ölmemiştik gene. Yani. Komutanım izninizle. Hadi Seyfe. Sağ olun komutanım. Gel şunu da. Estağfurullah, sağ olun. Şunu da al bakalım. Aldım. Ben alayım o reçeteyi komutanım. Çok sağ olun her şey için. Komutanım Allah razı olsun sizden. İyidir, konuşurken çıkartın. Sağ olun. Yok, Teğmen'im. Şunu kim? Şidem Teğmen, Seyfi. Merhaba Sancar. Sancar komutanım, hoş geldin. Sağ ol Seyfi. Turan Timi de burada mı? Evet. Sınırda yeni kurulacak bir üste refakat etmek için geldik. Sabaha doğru üste geçeceğiz. Siz? Biz de Seyfi'yle beraber Suriye'deydik. Hemen geliyorum Seyfi, alır şunu. Emredin komutanım. Teğmenim, Markus'la ilgili önemli gelişmeler var. Evet, dinliyorum komutanım. Markus'un Suriye'ye geçtiğini tespit ettik. O ve adamları devriye gezen askerlerimizle çatışmışlar. Maalesef bir şehidimiz var. Şehidimiz mi var komutanım? Maalesef Teğmenim. Kılıç timi harekete geçti. Markus'un kuyruğunun bir ucu dönüp dolaşıp Velid'e bağlanıyor. O yüzden Teğmenim, Velid'e ya da onunla ilgili bir ipucuna ulaşmaya çalışalım.
Kaybedecek hiç vaktimiz yok. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz. Ne oldu Teğmen? Kopuzu Avay Seyfi. Bizim Velid'le ilgili mutlaka bir şey bulmamız gerek. Teşekkür ederim Gökşen Hanım, zahmet olmuş. Yok canım, ne zahmeti. Sabahtan beri sen de onlarda hiçbir şey yemediniz. Ben çok uğraştım kafeteryaya götüreyim diye ama kabul etmediler. Sen al bir de ben deneyeyim. Belki ikna ederim. Sağ ol Gökşen. Hadi biraz yiyin bunlardan. Hadi. Canım isteyeyim. Sağ ol. Kızım bak sen hiçbir şey yemedin. Bak yüzün bembeyaz oldu. Hadi. Hadi sen bir şeyler yiyin. Hadi istemiyorum. Teşekkür ederim. Ama sabahtan beri hiçbir şey yemediniz. Siz de hasta olacaksınız böyle olursa. Hadi. Doğru söylüyorsunuz da. Yutamam ki. Sanki şuramda bir yumru oturuyor. Zor. Çok zor. Benim eşim de asker. Kurtulmuş Paşa'nın askerleri. Haydar. Yüzbaşı Haydar Bozkurt. Öyle. O yüzden burada beklemenin ne demek olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bu... Asker eşlerinin kaderi bu. Onlar savaşırken bize düşen güçlü olmak, sağlam durmak. Onların arkasındaki o görünmez güç olmak. Kaç akşam birlikte yemeğe oturduk Haydar'la ben hatırlamıyorum. Ya da kaç kez şöyle keyifle bir pazar kahvaltısı yaptık ya da tatile gittik. Oğlanın doğumunda bile yanımda olamadı. Kayınvalidem hep der ki... tamam sen onunla nikahlandın. Ama onun esas nikahlısı Türkiye der. Bu ülke der. Haklı. Siz de biliyorsunuz haklı. Ama biz bunu bile bile evlendik onlarla. Biz bunu bile bile evlendik. Onlardan daha güçlü olmamız gerektiğini bilerek evlendik. Görevlerinin her şeyden önce geldiğini bilerek evlendik. İyi ki de evlendik. Ben eminim. Ben eminim Kurtulmuş Paşa iyileşecek, bunu atlatacak. Ve kendini azıcık iyi hissettiği ilk anda o karargaha gidecek koşa koşa. İnşallah öyle olur Gökçe. Varsın o iyi olsun da biz onun yüzünü görmeyelim. Ben razıyım. O zaman bir şey istiyorum sizden. Güçlü olalım. Güçlü olalım. Biz umudumuzu kaybetmeyelim. Tamam. Tamam. Hadi biraz yiyin şunları. Hadi. Kızımız için.
Seyfi? Yok değmenim. Velid'in en son nerede olduğunu ne bilen var ne de duyan var. Makaris, makaris. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Ben burada mı kalacağım? Hadi ev değil, bu iğrenç depoyu mu buldun? Ne yapayım Markus? En güvenli yer burasıydı, Allah Allah. Bu geceyi geçir de ona şükret sen. Neyse, bu tür ufak ayrıntıların keyfimi kaçırmasına izin vermeyeceğim. Albay fellik fellik beni arıyordur şimdi. Selamı bitti mi acaba? Suriye'ye geçtiğimizi öğrendiğinde yüzünün alacağı ifadeyi çok merak ediyorum. Ah, acaba arayıp bir baş sağına dilese miydik ha? Çok makbule geçerdi. Şimdi generalin cenazesi için hummalı bir çalışma içindedir. Ne de olsa ölen komutana. Ölen? Ah, onlar öyle demiyorlar tabii. Şehit olan. Onu kim şehit etti? Ben. Markus. Yıllar sonra sabırla beklediğim intikamı aldım. Generali yok ettim. Ama durmak yok. Aynen devam. Bölgede bizi sevindirecek herhangi bir gelişme yok. Herhalde değil mi? Kulağıma bir şey gelmedi daha. O albay ve yüzbaşıların generalin yasını tutamamasını istiyorum. Yaptığım her eylemin haberini aldıklarında çıldırsınlar istiyorum. Birkaç yere arayıp öğrenmeye çalışırım. Markus, oldu. Tamam, acele et. Siz de yatakları getirin, bir şey yapın. Hadi. Çatışmanın bulunduğu nokta buradan 1 kilometre güneybatı yönde yer al. Anlaşıldı Batur. O noktadan başlayıp biz süreceğiz. Emredersiniz. Sen de etraftaki bağlantılarını bir sor bakalım, kulaklarına gelen bir şey var mı? Emredersiniz. Kılıç hadi. Vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Haydi. Komutanım, GPS verilerine göre çatışma bu bölgede yaşanmış.
askeri araç şu yöne doğru gitmiş. İki farklı araç da şu sırta doğru devam etmiş. Uzak bak, burada ağır çatışma olmuş. Şu kovanlara baksana. Teknolojik silahlardan kullanmışlar. Bizim çocuklar yine iyi dayanmış. Ama bu namussuz yine canımızı yakıp kaçmayı başarmış. Komutanım, tahmini bu yönde ilerlemişler. Ama belli bir mesafeden sonra tekerlek izleri takip edilemiyor. Tamamdır Selçuk. Biz de o tarafa doğru gideceğiz. Yapı, mezra, köy. Ne varsa didik didik arayacağız. Hadi bakalım Kılıç, gidiyoruz. İlyas, mola verelim aslan. Emredersiniz komutanım. Babalar, delireceğim. Yok herif ya. Herif hiçbir yerde yok. Sanki yer yarıldı. Yerin dibine girdi. Vallahi komutanım, ben de bölgedeki bütün bağlantılarımla görüştüm. Şerefsizden ne bir haber, ne bir iz, ne bir ses. Hiçbir şey yok. Ya. Yemin ediyorum bölge bölge değil, bataklık. At izi it izine karışmış. Samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Sen ne diyorsun Bozok Baba? Babalar, samanlık diyorum, iğne diyorum. Ne diyorsun? Ya Bozok Baba, burada mısın? Aynen Yörük. Aynen. Samanlıkta iğne aramak gibi. Bu şerefsizi ortaya çıkaracak bir şey yapmak lazım. Ortaya çıkaracak mı? Evet Yörük. Bunun için bir planım var. Umarım Kopuz Baba'yı ikna edebilirim. Çocuklar. Yüzbaşı kalmaz o komutanım. Yüzbaşım, dinliyorum. Komutanım, Markus'a dair hiçbir iz yok. Bölgedeki bütün istihbarat kaynaklarımızı değerlendirdik. Ancak adamın izine rastlayamadık. Şerefsiz sanki yer yarıldı, içine girdi komutanım. Allah kahretsin. İzin verirseniz benim bir planım var komutanım. Markus'u ayağımıza tıpış tıpış getirecek bir plan. Bunu sizin onayınız olmadan yapamam komutanım. Dinliyorum Yüzbaşım. Allah Allah. 5 dakika önce buradaydı ya. Harekat merkezine mi gitti acaba? Dur bakayım. Anladım Yüzbaşım. Evet, iyi bir plan ama benim bunu konuşmam gereken yerler var. Ben seni arayacağım. Haber bekle. Anlaşıldı komutan. Emredersiniz. Aklına yattı gibi. Haber bekleyeceğiz. Hadi inşallah. Kızım,
Karargâhta bulunan üst düzey subayların hepsi toplantı odasına gelsin hemen. Ayrıca sınır, tabur ve tugaylarımızın komutanlarıyla da bağlantıya geçelim. Toplantı odasında hepsiyle aynı anda konferans görüşme yapmak istiyorum. Emredersiniz komutanım. Kahve istemişsiniz komutanım. Toplantı odasına götürdü. Onu oraya geçeceğim şimdi. Emredersiniz komutanım. Ne oluyor ya? Ne trafiktir yine? Hayır, karargâhta iki dakika sabit oturan kimse yok ya. Kahvenizi bıraktım komutan. Sağ ol Doğan. Lütfen oturun. Doğan, komutanlarına da birer sade kahve getir oğlum, hadi. Emredersiniz komutan. Kurtulmuş Paşa'yla mı ilgili, Kılıçdimi'yle mi ilgili? Yine büyük bir olay var kesin ya. Aslında geri kalan her şey çözülür be. Ay. Gel. Ayşe'ye mi söylesek acaba? Bilmiyorum ki ben. Tezgah mı gitsek? Ha, Gülcan. Geldiniz mi? Ay, ay geldik kızım, geldik. Yavrum, geldik. Kaan? Aa, merak etme, Kaan'ı Nurten Hanım'a bıraktık ha. Yavrum. Nasıl oldu Kutalmış Paşa? Ha. Durumunda bir değişiklik var mı kızım? Yani gece bir sorun çıkmadı. Ama hayati tehlikesi devam ediyor. Ah, ah, ah. Allah yardımcısı olsun. İyi ki bize haber verdin kızım. İnsan böyle durumlarda yanında yöresinde bir nefes, bir can yoldaşı ister değil mi? Keşke elimizden daha fazla bir şeyler geliverse, keşke. Allah şifasını tez zamanda versin yavrum. Amin, amin. Neredeler şimdi? Garı Sinan kızı perişandır. Neredeler? Yoğun bakımın önünde bekliyorlar. Anne perişan oldular. Allah yardımcıları olsun. Hadi gidelim yanlarına yavrum. Hadi götüreyim ben sizi. Hadi kız, hadi gidelim. Gidelim. Hadi geçmiş olsun Esin Hanım. Allah şifa versin. Sağ olun, eksik olmayın. Esin Hanım, Ayça, kayınvalidem Akkız, Selver teyze de yine Kutalmış Paşa'nın askerlerinden Kaan Yüzbaşı'nın. Kaan Bozoğlu'nun annesiyim ben. Öyle mi? Hoş geldiniz. Sen de paşanın kızı oluyorsun değil mi yavrum? Ağlama güzel kızım, ağlama. Allah'ım kurtaracak onu. Bak göreceksin. Kurtaracak tez zamanda inşallah. Sağ olun, çok sağ olun. Maşallah ya. Gökçen söyleyince duramadık, geldik. Yanınızda olalım dedik. Bizim bizden başka kimimiz var Esin Hanım? Doğru diyorsun Selva Hanım. Kimimiz asker karısı, kimi asker anası babası ve asker evladı. Hepimizin yüreğindeki çırpıntı aynı değil mi? Birinin ayağına taş değse hepimizin yüreği kana, kana ama sabretmesini biliyoruz işte. Doğru söylüyorsunuz. Allah askerlerimizi, evlatlarımızı korusun. Korusun. Hadi oturun siz şöyle. Hadi. Tekrar geçmiş olsun. Hadi ben size çay getiririm. Sağ ol kızım. Sağ olun. Gel kızım, gel. Ya, of be, bozuk baba be. Ya, ya bu plan inşallah bir gün gerçek olur. İnşallah Yörük. İnşallah plan diye kurguladığımız şeyi başarabiliriz.
Olur komutanım. Bence olacak. Nedenmiş? Türk balası kurt olur. Bastığı yer yurt olur. Evet. Evet komutanım. Bence bütün sınırlara bunu yapalım. Herkes eriyi doğruyu anlasın ki hepsini bir arada görsün. Yürü be Demir. Kim tutar seni be? Vay be. Bravo Candaş. Koçum benim. Allah'ına kurban be. Komutanım. Kopuz albay gecikti. Acaba izni alamadık mı? Bunun kararını vermek öyle kolay değil Selçuk. Bilgilendirilmesi gereken çok yer var. Bekleyeceğiz. Yüzbaşı Bozok, emredin komutanım. Yüzbaşı planı uygulamaya koyabilirsin. Bölgedeki bütün unsurlarımız bilgilendirildi. Tek yapmanız gereken bunun Markus'un kulağına gitmesini sağlamak. Merak etmeyin komutanım. Markus bunu duyar duymaz koşarak yanımıza gelecektir. Merak etmeyin. Allah yardımcınız olsun Yüzbaşı. Sağ olun komutanım. Tamamdır beyler. Uçuş zamanı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Devam. Hadi Selçuk. Sancar Kerim'o. Yüzbaşı Bozok, Sancar ne durumdasınız? Komutanım, üsteyiz. Çalışmalara başladık. Tamam, şimdi beni iyi dinle. Dinliyorum komutanım. Açsanıza telefonu. Zaten bizi bütün gece bu rezil yerde yatırdı beni üstüne bu iğrenç ses. Tamam. Alo. Efendim. Evet dinliyorum. Söyle. Ama bu dediğin... Sen ciddi misin ya? Bak benimle kafa bulma ha. Sonra vallahi külahları değiştiririz bak ha. Türk askerleri. Eminsiniz yani. Allah Allah. Tamam kapat tamam at. Allah Allah. Ne oldu ya Türk askeri falan dedi. Bir haber mi var? Bu mümkün mü ki ya? Haber var Türkler'den. Ya acayip yani ya bu mümkün mü ki ya? Ya ağzında gebereyim durmasana söyle ne olmuş be adam. Lan makus.
Bu Türkler çok ileri gidiyor bana. Vallahi. Velit şerefsizi sanki yer yarıldı, böyle yerin dibine girdi ya. Kim bilir hangi deliktedir. Kökük kurusun inşallah. Onu bulmak zorundayız Seyfi. Ya kendini ya da onunla ilgili herhangi bir ipucunu biz bulmak zorundayız Seyfi. Başka çaremiz yok. İnşallah değmez mi inşallah? Emredin komutanım. Çiğdem ne yaptın? Seyfi yanında mı? Evet komutanım. Velid'le ilgili araştırmalara devam ediyoruz komutanım. Bir ipucu üzerindeyiz. Ama net bir şey söyleyemiyorum komutanım. Yani bir sonuç çıkar mı bilmiyorum açıkçası. Tamam. Bir şey bulursan beni hemen haberdar et. Emredersiniz komutanım. Peki siz Markus'la ilgili bir gelişme var mı? Henüz yok Şidem. Ama bir planımız var. Plan derken komutanım? Kan yüzbaşı mıydı? Bu plan mı yapmış? Demedim. Hayır, hayır. Anladım komutanım, anladım. Emredersiniz. Bakalım gittiğimizde orada bir şeyler bulabilecek miyiz? Umarım buluruz Seyf, umarım buluruz. İnşallah buluruz. Kan yüzbaşıyı da arayan, plan mı yapmış? Seyfi, hadi biz işimize bakalım artık, hadi. Tarafta bir hareket var mı? Yok komutanım. Anlaşıldı. Sancar yerine geç sen de. Emredersiniz komutanım. Komutanım, Markus şimdi öğrendiyse kudurmuş köpeğe dönmüştür. Haber uçmuştur diye düşünüyorum. Bakalım oltaya gelecek mi? Babalar, hiç merak etmeyin. Üste Turan bayrakların asıldığını duyunca kudurmuştur. Şerefsiz. Tıpış tıpış gelir. Bence de komutanım. Gelir ya. Komutanım. Bence bu süper bir plan. Çok beğendim. Demir. Allah razı olsun ya vallahi. Beğenmene çok sevindim kardeşim. Teşekkür ederim. Yuh. Yuh candaş. Komutanla konuşuyorsun. Bu nasıl bir üslup ya? Oğlum ben kötü bir şey demedim ki. İyi bir şey dedim. Manyak. Babalar. Şu güzelliğe bak be. Yan yana ne güzel duruyorlar. Aynen komutanım. Kartpostal gibi be. Baba evlerler. Ne demiş Gaspıralı İsmail Bey? Dilde birlik. Fikirde birlik. İşte. Birlik. Sizin dalgalanışınıza kurban olurum be. Komutanım, bu bayraklar buradan hiç inmesi olmaz mı? Üste çok yakıştılar. Vallahi ne güzel olur Sancar. Ne güzel olur. Uzak baba rüyada gibiyim be. Ha? Ama belki bu rüyamız gerçek olur bir gün. Şak! Buran. Olacak inşallah, olacak. Ne diyeyim Yörük? Allah büyük be. Bence de komutanım, yani süper olur. Demirine süper mi dedi? Evet. Ne var ki? Ne olacak ki? Aynen komutanım. Süper dedi. Yani bir düşünsenize. Dünyadaki bütün Türk devletlerini toplasak, topraklarının yüz ölçümü neredeyse Avrupa kıtası kadar oluyor. Doğudan batıya, böyle kale gibi. Bu süper değil mi komutanım? Mesela Türk devletine yumruk yapan biri karşısında Turan'ı bulacak.
Gerçi yamuk yapma öyle kimsenin maçası yemez ama. Demir coştu yine komutanım. O kadar diyeyim yani. Maça değil o. Yemez. Yemez. Bravo içeride ben. Bravo. Aslanım benim. Bravo asker. Bazen bu tutkun beni bile aşağı veren. Ha yok. Yörük efendi. O iş öyle kolay değil. Kimse seni kolay kolay yaşamaz. Aa. Niye babalar ya? O kadar aşılmaz mıyız? Yani. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Ya Velid dönüp dolaşıp bu mezraya geliyormuş ama biz dün o kadar baktık. Hiçbir iz bulamadık ki. Olsun Seyfi. Bir kere daha bakmaktan bir şey olmaz. Biz işimizi garantiye alalım. Hadi. Dikkatli olun. Hiçbir şey yok burada. Yok. Yer yorulduğu içine girdi. Hiçbir şey yok işte. Ne iş var bu herifin burada? Hey! Ne oluyor Seyfi? Komutanım, ben buraya geldiğinde o Velid şerefsizi kuyudan çıkıyordu. Hay benim aklıma ya. O, ya herif ıslak fare gibi kuyudan çıkıyordu, kuyudan. Kuyudan mı çıkıyordu? Daha neler artık? Ya kuyudan çıkıyordu diyorum ha. Ben vurulunca unutmuşum yani. Bu iblisin bir kuyudan çıkmadığı kalmıştı zaten hadi. Ha, bu ne lan? Seyfi, emin misin? İnebilecek misin? İstersen ben ineyim. Aşk olsun komutanım ya. Vallahi kalbimi kırdın ha. Bakma sen bana. Ben böyle dışarıdan bakıldığım zaman ve çiroz miroz görünürüm ama çok atletimdir ha. Atletsin. Ha? Ne oldu ki? Ya o atlet değil miydi? Hani böyle zıplıyorsun, şey yap, takla atıyorlar. Ona atlet demiyorlar mıydı? Atletik Seyfi. Atletik diyoruz ona biz. Aşk olsun komutanım ya. Bir ilk koymamışım ya. O kadar. Hatta kadı kızında da olur. Hadi Seyfi, hadi dikkatli in çabuk. Dikkat. Yavaş. Ay Allah kahretsin yok. Seyfi! Seyfi iyi misin? İyi komutanım iyi. Bir şey bulabildin mi? Valla yok burası leş gibi kokuyor ya. Midem bulandı. Allah kahretsin. Hadi hızlı ol biraz Seyfi, hadi hızlı. Tamam. Bu ne ya?
Ya Seyfi bir ses versene, ne oldu, bir şey mi buldun? Geliyorum komutanım. Yavaş. Tamam. Gel, gel. Tamam. Dikkatli ol. Tamamdır. Tamam mısın? Tamam. Komutanım, bu ne aşağıda buldum. Vallahi eşek ölüsü gibi ağırdır o. Allah Allah. Düşündüğüm şeyse... Köpek boy. Ya biz herifin 500 zulasını patlattık. Ya pes artık. Adam kuyuyu banka kasasına çevirmiş ya. He vallahi. Gelişme mi oldu? Babama bir şey mi oldu? Sakin olun. Kötü bir durum yok. Hastamız biraz önce gözlerini açmış. İyi yani babam. Ha? Eşim durum nasıl? Nasıl? Onu gördükten sonra size bir bilgi vereceğim. Ben de bakıyorum Emas. Güzel kızım benim. Bak, bak özünüm artık. Bak gördün mü? Paşa dua almış adam. Çok yakında ayağa kalkacak. Bak göreceksin kızım, göreceksin. İnşallah. Ahmet Bey, iyi misiniz? Hastanın son kan testi sonuçlarını görmek istiyorum. Ahmet Bey, iyi olacaksınız. Eşiniz ve kızınız da dışarıda, sizi bekliyorlar. İyi olacaksınız. Ya niye çıkıp hala bir şey söylemiyorlar? İyi mi? Nasıl babam? Kızım, sakin ol. Sakin ol bir tane. Merak etme yavrum. Doktor söyledi ya, kendine gelmiş baban. Bak daha da iyi olacak. Merak etme güzel kızım. Ah, inşallah. Eşimin durumu nasıl? Babam iyi mi? Ha? Bilinci açık. Yani şimdilik iyi diyebiliriz. Ama biraz daha yoğun bakımda kalacak. Şükürler olsun. Allah'ım onu bize bağışla. Tamam, ne zaman görebileceğiz babamı? Ben sizi en kısa zamanda görüştüreceğim. Bu arada burada olduğunuzu biliyorum. Sağ olun Gökşen Hanım. Bu süreçte bize o kadar yardımcı oldunuz ki. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Teşekkür hiç gerek yok. Kutalmış Paşa iyi olsun da. Sizler de çok sağ olun. O kadar uzak yoldan gelip bize destek verdiniz. Hakkınızı ödeyemeyiz. Niye öyle diyorsun Esin Hanım? Bakın ben yörük kadınıyım. Torunuma bakayım diye.
Oğlumla gelin kızımın yanında olayım diye kalktım te köylerden buralara geldim. Burada Selva Hanım'la danıştık. Birbirimizle yarenlik ediyoruz. Şimdi sizi de tanıdım, kızınızı tanıdım. Biz buraya gelmezsek, sizin yanınızda olmazsak o gözümüzden sakındığımız kıymetlimiz asker ocağına nasıl destek oluruz değil mi? Biz de böyle oluyoruz işte. Haklısınız. Çok sağ olun. Askerimizin saçının teline bir zarar gelse hepimizin canı yanar. Allah'ım hepsini korusun ya Rabbim. Amin. Çok iyisiniz. Sarılabilir miyim? Tabii güzel kızım gel. Gel. Yavrum, oh yavrum. O güzel kızım benim. Maşallah sana maşallah. Öpem. Öpem bakayım. Maşallah sana. Ah benim güzel kızım. O senin güzelliğin. Güzel yavrum. Sen merak etme. Her şey güzel olacak. İyi olacak baban. Hiç merak etme kızım. Ayça. Sen çok güçlü bir kızsın. Tamam mı? Ama böyle olmaz ki. Çubuk gibisin. Azıcık bir şeyler ye, azıcık güçlen, kuvvetlen. Değil mi? Naragün atı gibi böyle kuvvetli olman lazım. Böyle, böyle. Komutanım. Hastaneden Kutalmış Paşa ile ilgili bilgi geldi. Bilinci yerine gelmiş komutanım. Çok şükür. Beni doktorla görüştür kızım. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Bakabilir miyim? Bak hadi bak. Babam gözlerini açtı. Daha onu görmedim ama doktor şimdilik iyi olduğunu söyledi. Kutalmış Paşa gözlerini açmış. İyiymiş. Oh be, bu çok iyi haber. Oh, çok şükür Allah'ım. Yalnız İlyas, anlaşılan komutana daha haber gelmedi. O yüzden söylemeyelim, ayıp olmasın, tamam? Tabii komutanım, tabii. Yani ben çok merak ettiğim için biliyorsunuz. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Hemen yazıyorum. Allah'ın yazgısı işte. Başa geldiğimi çekmek zorundasın. Çok sevindim canım. Kutalmış Paşa Allah'ın izniyle atlatacak. Lütfen sen de kendini çok üzme. Yüzbaşı Bozok, emredin komutan. Yüzbaşım, haberler iyi. Kutalmış Paşa kendine geldi. Doktor şimdilik iyi olduğunu söyledi. Aksi bir durum gelişmediği sürece komutan bunu atlatacak. Çok sevindim komutan. Ben de, ben de. Siz ne yaptınız? Üste misiniz? Her şey planlandığı doğrultuda ilerliyor komutanım. Henüz bir hareketlilik yok. Anladım Yüzbaşım. Umarım her şey öngördüğümüz gibi gelişir. Bekleyip göreceğiz. Anlaşıldı komutanım. Çok dikkatli ol. Allah yardımcınız olsun. Emredersiniz komutanım. Komutanım, doğru mu anladım? Kutalmış Paşa iyi değil mi? Aynen çekiş baba. Aynen. Çok şükür. Kılıç timi, Turan timi. Haberler iyi. Kutalmış Paşa kendine gelmiş. Oh be, şükürler olsun. Çok şükür. Allah'a şükür. Oh be. Ağzın bağlıysın Bozok baba be. Ağzın bağlıysın, yemin ediyorum bağlıysın. Çok şükür ya, çok şükür. Yemin ediyorum aklımdan çıkmıyordu paşanın durumu. Oh be. Ulan bundan sonra dağlar düşünsün. Aynen öyle. Allah'ım sana çok şükür. Bu Türkler beni delirtmeye çalışıyor. Generalinizi öldürdüm. Gidip yasını tutsanıza. Ne bileyim yani. Şöyle görkemli bir cenaze töreni.
Sınırda bir üste Turan bayrakları asmakta ne demek oluyor? Vallahi benim de aklım almıyor Merkus. Şaşkınım yani. Ama kaç kişiye sordurttum. Durum böyle vallahi. Gözümle görmeden inanmak istemiyorum Belit'e. Bunu yapamazlar. Çocuk oyuncağı mı bu? Allah ister inan ister inanma gerçek bu. Bu Türkler meydan okumaya bayılıyor. Ama ben Markus'um. Buna izin vermem. Canım bağısmaz olsa vermem. Markus yani şey diyeceğim ama yani nasıl desem. Ne? Hani bu bir tuzaksa hani he? Seni oraya çekmek için. Ne bileyim yoksa niye böyle saçmalasınlar yani? Bu tuzak olamayacak kadar açık bir meydan okuma. Buna cesaret edemezler. Bayrakları astıysan sonucuna da katlanacaksın Türk askeri. Allah adamlar şof yapıyor vallahi. Enteresan ya. O üssü tepelerine yıkacağım. Şov yapmak neymiş görecekler. Bu üssü vuramayacaklar. Hadi başlayalım artık. Diğer adamlar nerede? Merkus Bey, sakin ol ya Allah Allah. Merfu, neredesiniz? Birazdan oradayız Velet. Eyvah, tamam. Bana bak, sen bu adamlarla bu taraftan üste geçeceksin. Ben de Berfolarla buradan üste geçeceğim. Anladın? Bak, sakın ölme ha. Eyvah, Merkus. Ah! Başlıklar geldi işte, bak bak bak. Hadi nerede kaldınız oğlum? Hadi, hadi, hadi Berfo. Hadi, hadi, hadi. Kaptanım gidiyoruz. Komutanım, üstün çevresinde hareketlilik var. Asoyum, beni hemen Bozok Yüzbaşı ile görüştür. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Yüzbaşım. Emredin komutanım. Uydu görüntülerinden üste doğru hızla yaklaşan iki kalabalık grup tespit ettik. Sanırım Markus harekete geçti. Anlaşıldı komutanım. Oltaya geldi demek ki. Öyle görünüyor. Yüzbaşım çok dikkatli olun. Kısa ve temiz bir iş olsun. Emredersiniz komutanım. Beyler, kalabalık iki grup üste doğru yaklaşıyor. Markus olduğunu değerlendiriyoruz. Dikkatli olun. Kazamız mübarek olsun babalar. Komutanım. Benim de canım tam sıkılmaya başlamıştı. Allah, ol benden de o kadar babuş. Hadi bakalım. Selçuk Altemur, yaklaşana kadar bekliyorsunuz. Emredersiniz komutan. Emredersiniz komutan.
komutanım, silahlı bir grup gördüm. Üste doğru yaklaşıyorlar. Anlaşıldı. İlyas, dikkat et Aslı. Emredersiniz komutanım. Ne yaptınız? Yaklaşıyoruz. Benden haber bekleyin. Anlaşıldı. Neyin haberini verecekse saldıracağız işte. Vallahi bu işten çok para alacaksın Berfo. Hadi yine iyisin. İşin arkası gelirse birlikte çok para kazanacağız. He olur Velid. Para varsa ne olmasın. Ayva. Yahu bir de bana diyorlar para gözlüsün. Senin de benden aşağı kalır yerin yok yani. İlk atışı sana veriyorum Velid. Bu kıyamı unutma. Noktayı da ben koyacağım. Eyvah. Anlaşıldı. İlk atış bende. Havancı! Patlat hadi! Ateş, ateş! Ateş! Markus ya da Velid'i görürseniz hemen söyleyin. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Bunlar takar takar ölüyor ya. Oğlum ya ateş edin lan! Komutanım Markus. Onu gördüm çatışanların arasında. Anlaşıldı Selçuk. Komutanım şu an göremiyorum. Selçuk. Gördüğün an indir aslanı. Emredersiniz komutanım. Bu şerefsiz bu kadar adamı toparlayıp koşa koşa geldiğine göre bu bayraklar epey canını sıkmış olmalı komutanım.
babalar, yok. Daha onun canını ben merdaneli çamaşır makinesinde sıkacağım. Merdaneli çamaşır makinesi mi? Komutanım, bu merdaneli çamaşır makinesi tam olarak ne oluyor? Ulan onu da mı bilmiyorsunuz be? Yani... Bayağı yaşlandım. Neyse lan. Ağzınız değil, eliniz çalışsın, hadi. Emredersiniz komutanım. Selçuk Markus nerede, görüyor musun? Komutanım, saat 3 önünde. Anlaşıldı. Yörük Selçuk'un dediği yöne doğru Markus'a yaklaşmaya çalışsın, haydi. Anlaşıldı babalar. Fantastik ikili, duydunuz, uçuyoruz. Emredersiniz komutanım. Öldü ya ker. Bildi, gördüm komutanım. Kayanın arkasına geçmeyi başardı. Anlaşıldı. Aytemir, görüyor musun Melide? Göremiyorum komutanım. Sancar, Aytemir. Üstten ayrılmıyorsunuz. Emredersiniz komutanım. Selçuk, çık oradan aslanım. Sen de benimle geliyorsun. Emredersiniz komutanım. Çekiç, çıkıyoruz. Emredersiniz komutanım. Batur, hadi gidip şu şerefsizi alalım. Emredersiniz komutanım. Hadi gelsin. Emredersiniz komutanım. Velid'i tekrar görebildin mi? Hayır komutanım. Of, tek tek ölüyorum gerizekalılar. Bir taneniz de yok sayın lan. Asker düştü, gördü. Asker düştü, Erdoğan. Şunu gidip alalım, haydi. Hemen gel, gel. Gel topla, haydi. Şu askeri alalım, haydi. Yavaş yavaş, sık. Hadi.
Merkus. Duran askerlerinden birini ele geçirdim. Alıp gidiyoruz. Sahi mi? Merkus, bunun şakası mı olur ya, Allah Allah. Velid, gidişat iyi değil. Adamı al ve uzaklaş. Ne olur ne olmaz. O adam bizim yaşam sigortamız. Git hemen. Ben de kaçmaya çalışacağım. Ayva, tamam. Hadi, hadi, hadi. Hadi! Hadi çabuk, 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 hadi! Komutanım, o konserve kutusunu niye aldınız ki? Yani komutanım, kusura bakmayın ama yani çok özür dilerim ama... gerçekten bu yaptığınız hareket çok iğrenç. Ciddi ciddi yediniz komutanım. Yani onun hastalığı var, mikrobu var, var da var ya. Evet komutanım. Ne var? Mis gibi fasulye işte. Ayrıca acı patlıcanın kırağı çarmaz. Yürüyün hadi. Bayrakları bir gün indireceğim. Abi! Kaçıyorsun lan şerefsiz. Lanet olsun. Kılıç simit de üstteymiş. Ya burada. Paketleyin şunu. Emredersiniz komutanım. Çak lan çak. Şerefsiz. Yüzbaşı, beni yakaladın. Mutlu musun? Ha? Ya da sizin deyiminizle başın göğerdi mi? Bozok baba, ellerin dert görmesin. Ne oldu lan lavuk, ha? Yemin YouTube, tıpış tıpış geldin ayağımıza. Lanet olsun. Bana tuzak kurmuşlar. Cin gibi çocuk hemen anladı ya. Hadi götürelim şunu üste. Emredersiniz komutanım. Şerefsiz herif. Bozok baba. Ben bu şerefsi görmeye dayanamıyorum. Tansiyonumu çıkarıyor. Biraz dolaşacağım. Emin misin? Tamam Emre. Dikkatli ol. Üç köy bir çarda var. Gelin ben de. Emredersiniz komutanım.
İyisin değil mi Can? İyi. Sana bir şey olacak diye çok korktum. İyisin çok şükür. Canım kızım benim. Sen iyisin ya. Askerlerin durumu ne benim? Askerlerimle herhangi bir şey oldu mu? Hepsi iyi. Yani birkaç hafif yaralı vardı ama tedavileri yapıldı. Hepsi iyi şimdi, merak etmeyin. Çok güzel. Benim hemen şöyle, Hopuz'la. Hopuz abayla görüşmem lazım, hemen buraya gelsin. Ben arayayım o zaman hemen. İyiyim, iyiyim. Gökçen, kızım. Generalin durumu nasıl, iyi mi yavrum? İyi, iyi. Ailesini gördü, daha da iyi oldu. Çok şükür. Kopuz ablayla görüşmek istedi. Şimdi onu arayacağım ben de. Allah Allah. Kötü bir şey mi var acaba? Niye aradın? Vardı bir bildiği Selvi Hanım. Bizim aklımız pek ermez. Bak kendine gelir gelmez nasıl işinin başına koştu değil mi? Ha, alo. İbrahim Bey merhabalar. Gökçen ben. Haydar'ın eşi. Buyurun Gökçen Hanım. Kutalmış Paşa sizi görmek istedi de o yüzden aradım. Yanına çağırıyor sizi. Tamam Gökçen Hanım. Sağ olun. Hemen geliyorum. Allah Allah. Asubay'ım. Ben hastaneye geçiyorum. Gelişmelerden beni haberdar edersin. Emredersiniz komutanım. Allah Allah. Başçavuşum. Bayraklarımızın altına götürün. Ne emredersiniz komutanım? Üste bu bayrakları asıp beni kendine çekmeyi başardın. Peki şimdi ne yapacaksın? Ha, yüzbaşı? Sana ne yapacağım çok merak ediyorsun değil mi? Tabii. Bir sonraki adımını hesaplamışsındır herhalde. Ha? Geçen seferki gibi bir aksilik çıkmasın. Seninle ilgili çok güzel planlarım var. Umarım cevabım merakını giderebilmiştir Markus. Açıkçası çok korktum. Sahi, generalin cenazesine gittiniz mi? Ha? Ona şöyle görkemli bir cenaze hazırladınız mı? Ha? Albayla sizin yas tutacağınızı düşünmüştüm ama anlaşılan albay size bu hakkı bile tanımamış. Lan bir sus! Ama geveze çıktın ha. Ne oluyor? Sohbet ediyoruz şunu şurasında. Sohbet bitti Markus. Sohbet bitti. Diz çök. Ne? Turan bayraklarının altında diz çök. O leş hayatın boyunca kahpece saldırdığın Turan bayraklarının altında diz çökeceksin. Diz çök lan! Bunu yapmayacağım. Öyle mi? Düzelt şunu. Komutan sana diz çök dedi. İç soyun. Komutanım! Altemur yok. Ne demek yok oğlum? Telsizden ulaşamayınca konuşlandığı yere gidip kontrol ettim. Düşebileceği yerlere de baktım. Ama Altemur yok komutanım. Adı Altemur demek. Ha? Çok üzüldüm. Diyemeyeceğim. Askerinin nerede olduğunu merak etmiyor musun yüzbaşı? Ha?
Şimdi merak etme, sırası sende. Ama merak etme. Merakın uzun sürmeyecek. Askerinle velin çok uzaklara gittiler yüzbaşı. Sen karşındakinin Markus olduğunu unuttun. Şimdi kozumu masaya sürüyorum. Eğer beni bırakmazsan Velid askerini gözünü kırpmadan öldürür. Çok acı. Çok acıyor. Beni tedavi edin hadi. Bir sıcak kahve de fena olmaz açıkçası. Türk kızları da çok güzel. Nasılsın? Eline sağlık. Komutanım hayırdır, ne oluyor burada? Altemur, Velid'in elindeymiş. Askerimin Velid'in elinde olduğunu nereden bileceğim? Bunu çözeriz yüzbaşı. Bana bir akıllı telefon verirsen sana bunu hemen ispatlarım. Velid telefon bekliyor. Komutanım. Hadi çabuk olun hadi. Hemen bağlayın şu direği. Çabuk oğlum, çabuk çabuk. Allah Allah. Bak sıkıdır, sıkı. Türk askeri bu bak. Bu uyanırsa hepimizi sıraya dizer, öldürür vallahi. Sıkı sıkı bağla. Hadi çabuk ol, çabuk. Bak hala sallanıyor ya. Allah Allah. Berfo. Dışarı tamam mı? Tamam. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok, yok. Gene bak hadi bir. Önüne bırak, hadi, hadi. Beni nereye getirdiniz? Bana bak. Sakin, sakin, sakin. Sakın ol asker. Tamam. Allah Allah. Kim ki bu? Anam yüzbaşı. Askerim orada mı? Evet. Merkus'u yakaladınız mı yoksa? Aynen. Bana onu göster. Hemen. Lan Velid. Bana askerimi göster dedim. Hemen. Komutanım. İyiyim ben. Benim için sakın vazgeçmeyin komutanım. O bayraklara benim canım feda. Bana bak. Askerimi hemen bırakıyorsun. Hemen. O senden emir almaz yüzbaşı. Benden emir alır. Askerinin canına karşılık benim canım. Eğer beni bırakmazsan Velid askerini öldürür. Evet yüzbaşı. Asker ölür. Bana bak Velid. Sakın ola aklından bile geçirme. Anladın mı? Allah Allah. Neymiş o? Birazdan görürsün. Seyfi! Ne sayfası? O ölmedi mi ya? Ben vurdum onu. Onun 9 canlı olduğunu unutmuşsun ama. Yaşıyor. Ve sana çok güzel bir sürprizi var. Gel Seyfi gel.
bak. Sakalli. Özledin mi beni? Sen nasıl ölmedin Sakalli, Allah'ın belası, nasıl ölmedin sen? Ben vurdum seni. İki kere vurdum. Lan sohbeti kes Melih. Asubayım. Sef. Hatırladın mı bunu Velid? Benim peralarım. Peralarım, nasıl aldınız onu? Aynen. Sanırım bütün hazinem burada. Bırakın ne olur, ne olur. Bırak burayı. Peralarım. Yüzbaşı, peralarım onları. Bırak onları, nasıl aldık onları? Velid, sakın. Askerimi bırak. Paranı al. Ben sana daha çok para veririm. Velid! Velid! İyi düşün Velid. Buyurun. İyiyim. Bana güzel haberler verecek misin? Bırak paralarımı bırak. Yüzbaşı, ben onlar için çok çalıştım. Bırak paralarımı. Bırakın, nasıl buldunuz onları ya? Çok çalışmışmış. O paralar için çok çok şerefsizlik yaptım diyemiyor ya. İyi para. Daha fazla beklemeyeceğim. Ben sana 4 katını veririm Velid. Bak yüzbaşı, bırak onları. Onlar benim paralar. Onlar benim, bak çocuğum ya, vallahi billahi bırak benim paralarımı. Ne olur bırak ya, bırak paralarımı ya. Nasıl aldınız onları, sakladım ben onu aşağıya. Ya bırakın ya şunları. Seyfi, alayım. Yüzbaşı! Yüzbaşı yapma yüzbaşı! Yüzbaşı, kızıcağı kapat, çakma! Yüzbaşı! Yüzbaşı yapma! Yapma yüzbaşı! Yapma, ben sana 4 katını veririm Melik! Yüzbaşı! Yüzbaşı, tamam vallahi, bak ne dersen yapacağım. Bırak, elleme! Kapat o çakmayı, kapat! Elleme ne olur yüzbaşı! Bırak paralarımı! Bırak sana oğlum! Ve bırak! Hala bir cevap alamadım. Velid, askerimi bırakıyor musun, bırakmıyor musun? Tamam. Bakladım, bırak. Ya, bırak. Velid, başak, bak, söz, ne olur, bak. Bak vallahi tamam söz, bırakacağım. Tamam yüzbaşı söz, ne olur bak, sen o çakmayı kapma. Aynen dediğini yapacağım ha, söz. Velid! Saçmalama! Velid! Askerimin kılına zarar gelirse bunları unut. Yok vallahi bak, tamam söz. Hiçbir şey olmayacak ha, bak. Aha orada duruyor bak, vallahi hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? Bırak şu parayı vallahi. Çakmağı söndür ya, vallahi bırak. Çakmağı söndür ya. Hayır Melih! Hayır! Burada ufak bir işimiz var. Ufacık. Onu halledeyim. Arayacağız seni. Tamam. Kapattı. Adam kapattı vallahi, kapattı. Git lan oğlum, paralarım ya. Allah belası, sakallı nasıl girdi oraya, aldın onu. Allah belası. Ne bakıyorsun? Bak bir şey olmayacak ona ha. Ne bakıyorsun oğlum, dışarıya bak. Eyvallah Seyfan. Gerizekalı, gerizekalı. Eğer Markus
Yanında yurdun evlatları olursa asla yenilmez. Onlar seni asla yalnız bırakmazlar. Asla. Onları hiçbir parayla satın alamazsın. Ama yanında paraya tapan evlatları olursa böyle manda gibi yerde sürünürsün. Ben intikamımı aldım yüzbaşı. General Eniz'i öldürdüm. Ben yaptım. Büyük Markus. Büyük Markus. O konuyu atlamışım. Hemen açıklık getireyim. Assubayım. Buyurun komutanım. Komutanım. Tamam Yüzbaşı. Markus. Kulağını aç da iyi dinle. Çünkü komutanımız General Kutalmış'ın sana söyleyecekleri var. Ne generali ya? Generali be! General öldü! Merhaba Markus. Lanet olsun. Cehennemin dibine girerken benim botlarımın izini taşıyacaksın. Son aklında kalan bu olsun. Komutanın emrinizi bekliyorum. Evlat, bu bayraklara savaş açan herkes toprağın derinliklerine gömülür. Bunun kellesini alın. Emredersiniz komutanım. Yes. Nerede kaldı bunlar? Ne yeviliyorsun lan ağzında sen, he? Komutanın emrini duydun. Yolun sonu, Markus Efendi. Bak yüzbaşı, anlaşabiliriz. Bildiğim her şeyi anlatırım. Elinde Mehmetçiğin kanı var lan. Elinde Mehmetçiğin kanı var. Anlaşma yok. Sorgu yok Markus. Bugün senin için sadece ölüm var. Sadece ölüm var. Dikin şunaya. Sor. Generaline sor. Almaya sor. Beni sorguya çekmek isteyecekken aklını başına ne yapıyorsun? Bende çok bilgi var. Çok işinize yarayacak. Yüzbaşı. Senin lütfen yetmez. Sen beni öldüremezsin. Akıllı ol yüzbaşı. Kimsin sen be? Hah? Kimsin? Ne yapıyorsun ya? Ay!
ben kim miyim? Ben Türk ulusunun kılıcıyım. Leş kargaları toplardık bu şerefsizin parçalarını. Allah'ım sana çok şükür. Kol mu? Kol komutanım, kol.